23. gününün sonunda Tuzla'dan yayınımız devam ediyor sevgili izleyiciler. Mahmut Tanal'ın sözünü kesmiştik ama CHP milletvekili, İstanbul milletvekili Çetin Osman Budak bizlerle birlikte şu anda da. Ve elbette adalet yürüyüşçüleri bizlerle birlikte. Evet, bütün gün, günlerdir yürüyüş devam ederken sevgili izleyiciler, akşamları da bu platformda birlikte duygudaşlığı sürdürdüler. Yeni arkadaşlarımız var. Karadeniz ezgileri dinleteceğiz birazdan sizlere. Ama önce Çetin Bey 23 gün boyunca yüründü ve artık İstanbul'a geldik. Pazar günü için hazırlanıyoruz. Bir yandan da hak, hukuk, adalet diye diye gelirken bir güçlü ses daha vereceğiz. O güçlü sesle katlana katlana geldik de. Pazar günü bir güçlü ses daha vereceğiz. Neler söyleyeceksiniz? Bunca günün duygusu sizde bıraktığı izlenimi nedir acaba? Öncelikle bizi izleyen, televizyonlardan bizi izleyen bütün dostlarımıza buradan sevgiler, selamlar. Ve karşımızda şu anda ruhu ile, gönlü ile, ayakları ile bu yolu 23 gündür yürüyen sevgili yoldaşlarıma selam buradan. Tam 23 gün. Dünyanın en uzun yürüyüşünü gerçekleştirdi. Bu kardeşlerimle birlikte gerçekleştirdik. Yağmur demedik, güneş demedik. Yukarıda 40 derece güneş, aşağıda 60 derece asfaltın sıcaklığı. Ama durmadık, hiç usanmadık. Çünkü bir özlemimiz var. Adalete özlemimiz var, demokrasi ve onun dışında özgürlüklerle ilgili özlemimiz var. Bunun zaten kanıtı sizsiniz, hepinizsiniz. Bizi izleyenler de aynı şekilde. Hepinizi yürekten kutluyorum kardeşlerim. Sevgili yoldaşlarım. Bu yol kutlu bir yol. Bu yol bütün dünyada yaşayan insanların temennisi olan, uygar insanların özlemini duyduğu adalet için yürünen bir yol. Bu yolda gönülden kendisini bu topluma adamış insanlar var. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. O bir şey söyledi. Eğer bu ülkede adalet yoksa biz sonuna kadar bu yolda yürüyeceğiz dedi. Ve Güven Park'tan bu yola çıktık. Güven Park'tan bu yola çıkarken de başlangıcı Maltepe dedik. Aslında mücadelenin başlangıcı Maltepe. Yani yarından sonra, öğleden sonra Maltepe'den bir başlangıç yapacağız. O başlangıç özgürlüklere yürümek, demokrasiye yürümek ve en sonunda da tabii ki adaleti alana kadar yürümek olacak. Onun için buradan bizi izleyenlere ve siz değerli yoldaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Pazar günü yeni bir başlangıç yapacağız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan yürümeye, onu asla hiçbir şekilde o yoldan döndüremeyecek ve o güvenle çıktığı yoldan biz onun torunları olarak, onların torunları olarak bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Mücadelemiz devam edecek. O kararlılığı görüyoruz zaten, değil mi? Adalet yürüyüşçülerinde evet, o kararlılık aynen. Var mı? Kesinlikle var. Bu nasıl dinmeyen bir enerji değil mi? Yani ve de katlanarak katlanarak yükseldi. Bitmeyen bir enerji. Evet, şimdi pazar günü ne mesajı alacağız biz? O alanda, o miting alanında, saat 18'de başlayacak olan mitingde. Pazar günü şu mesaj. Adaleti bulana kadar bu yolda yılmadan, yorulmadan, inançla yürüyeceğiz. Bu mesajı alacaksınız. Bir diktatöre boyun eğmeyeceğimizin mesajını alacaksınız. Bir kişinin özgür 80 milyon esir olduğu bir ülkeyi asla kabul etmiyoruz. O bir kişiyi o sandığa demokratik kurallar içinde, hukukun içinde o sandığa gömecek bir yürekle devam edeceğiz sevgili yoldaşlarım. O günkü mesaj bu olacak.
bir kişi değil 80 milyon kişi özgür olacak bu ülkede. Ve bütün mazlumlara buradan o mesajı vereceğiz. Bütün dünyadaki mazlumlara diyeceğiz ki evet biz bir yola çıktık. Uzun bir yol bu yol. İnce ve uzun bir yol. Hepinize adaleti ve özgürlüğü ve demokrasi getirene kadar mücadele edeceğiz. Edecek miyiz? Evet, gecenin bu saatinde bu ses çıkıyorsa artık söylenecek hiçbir şey yok. Bence kendini ifade ediyor zaten. Buranın ruhu, bu kampın ruhu kendini ifade ediyor. Evet. Kesinlikle büyük bir enerji geliyor İstanbul'a. Kesinlikle büyük bir enerji geliyor. Çetin Bey, şimdi siz gelmeden önce Mahmut Bey'in sözünü kesmiştik. İzlenimlerini anlatıyordu. Zaten çok renkli, ne kadar renkli milletvekillerimiz varmış. Karakteri renkli değil mi? Değişik, çok farklı mizansenler yaşadık. İnanılmaz ilginç enstantanelere tanıklık ettik. Ve daha iyi tanıdık sanki onları. Bu yürüyüş yolunda, adalet yolunda. Herkes kendi kişiliğini ortaya koyan, o Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığını daha da kıvançlı yaşamamızı sağlayan bize farklı yönlerini gösterdi. Onun için hakikaten ben de çok mutlu oldum bir gazeteci olarak. İnanılmaz keyifli yayınlar yaptık ve bugüne geldik. Mahmut Bey tam engellilerin mesajını ver, taşeronda çalışana adalet. Evet, birçok mesaj verildi bu adalet yürüyüşü sırasında. Birçok mesaj verildi. Evet. Ve öğretmene adalet. Taşerona adalet. Kadına adalet. Çocuk istismarında adalet arıyoruz mesela. Türkiye'de o kadar çok konu var ki dile gelen. Size sözü vermek istiyorum. Çünkü yarımda bıraktık reklama geçerken. Engellisinden gencine, yaşlısına herkes için adalet diyoruz değil mi? Herkes için adalet diyoruz. Sayın Çetin Başkanımızın kaldığı yerde devam etmek istiyorum ben. Pazar günü Maltepe Meydanı'na gelmemenin hiçbir mazeretini kabul etmiyoruz. Kim ülkede adalet istiyorsa, kim eşitlik istiyorsa, kim kayırmacılığa karşıysa, kim onurlu yaşamak istiyorsa herkesi pazar günü Maltepe Meydanı'na davet ediyoruz. Pazar günü pikniğe gitmek yok. Pazar günü denize gitmek yok. Pazar günü ne isteyeceğiz? Ne isteyeceğiz? Ne isteyeceğiz? Adalet nerede? Ellerimizde, ellerimizde. Adalet nerede? Ellerimizde. Çünkü dünyanın tüm ülkeleri adalet peşinde koşuyor. Türkiye'de anayasamızın 5. maddesinde devletin ödev ve yükümlülüklerini yazar. 5. maddesindeki devletin ödev ve yükümlülüklerinin arasında devletin amacı vatandaşın temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmak, adaleti tecelli etmektir. 15 yıldan beri Türkiye'de adalet yerle buz oldu. Adalet yok şu anda. Diyorlar ki efendim adaleti adliyede arayın. Adalet yaşamımızın her tarafında. İş yerinde, sınavda, işe alımda, aile yaşantısında, türkülerimizde, marşlarımızda, yeni bir grubumuz da var. Tarafta, biraz melodi mi duysak acaba? Her tarafta var adalet. Çünkü adaletin olmadığı bir yerde kaos vardır. Adaletin olmadığı bir yerde kargaşa vardır. Adalet huzur demektir. Adalet mutluluk demektir. Adalete karşı olanlar bu ülkenin vatan hainleridir. Adalete karşı olanlar teröristtir, terörist.
Şimdi ben soruyorum. Ben milletvekiliyim. Aldığım emekli maaşı 10,5 milyon TL. Emekliler 1400-1500 TL emekli maaşı alıyor. Batsın bunların adaleti. Şimdi benim anam da beni 9 ay taşımış, sizin ananız da 9 ay taşımış. Adalet bu mu? Bu hangi dinde yazar? Hangi kitapta yazar? Hangi hukukta yazar? Hiçbirinde yazmaz arkadaşlar. Evet. İki. Gemi sahipleri mozotu 1,5 TL alırken benim garibim, çiftçim 4,5 TL alıyor. Batsın bu adaletleri. Bakın, pırlantada vergi almıyorlar, suda vergi alıyorlar. Her şey için adalet. Her şey için hayatımızın adalet. Hayatımızın her alanında adalet istemek için bir zemin yarattılar bize. Şunu söylüyorlar. Efendim, milletvekili mecliste olur. Gitsinler muhalefet hukuku denilen siyasal bilgiler fakültesine ders öğretirler. Hocaların kitabı var. Evet. İki türlü muhalefet var. Öğretiyoruz bunlara. Bir, parlamentodaki muhalefet, parlamento dışı muhalefet. Bu yaptığımız demokratik haktır. Özgürlüktür. Parlamento dışı muhalefettir. Bu bilinçle 23 gündür yüründü. Mahmut Bey, biraz hava serinledi galiba. Şöyle bir horon biz bu havaya, duysak. Biz bu havaya hasret kaldık biraz zaten. Biraz ısıtsak. Evet, Ali Kaya Arı ve Bahadır Yıldız'ı uğurladık. Gurbetçi lakaplı Coşkun Aslan ve arkadaşı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Ve mikrofonları size bırakıyoruz. Şöyle biraz ısıtın bizi istiyoruz. Bütün ezgileriyle, bütün sözleriyle, türküleriyle, marşlarıyla Anadolu'nun bize mazisi zaten anlatıyor adaleti. Dinleyelim. Doymadık. Devam edeceğiz değil mi? Şimdi 23 gün boyunca bu dilimde artık programda dikkatinizi çeken, unutamadığınız şeyleri konuşalım isterim. Çünkü hepimiz anı biriktirdik bence. Hepimiz çok güzel anılar biriktirdik bence. Ne dersiniz Candan Hanım? Gerçekten öyle. 23 günde çok güzel anılar biriktirdik. Buna şahit olmak, bu tarihin yazımında bizzat bulunmak, bunun için adım atmak benim için bir gurur. Öncelikle onu söylüyorum. Onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Sizlerle beraber adım atmaktan, sizlerle kol kola, omuz omuza yürümekten onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bu çok büyük bir mutluluk. Öncelikle en güzel şeylerim bunlar. Ama tabii ki çok güzel şeylere de tanık olduk. Biraz önce de vekilim de ifade etti. 95 yaşında, 88 yaşında tedavisini almış, ilacını almış, yollara düşmüş teyzeler, amcalar. Yani onlarla yürümek bizim için çok büyük bir mutluluk. Gerçekten öyle. Ve umut, 7 aylık bebekler, çocuklar, gençler, kadınlar, herkes hep beraber olduk. Adeta gök kuşağının altında yürüdük gerçekten 23 gün boyunca. Her renkten insan vardı. Her inançtan, her ideolojiden. Peki bizleri burada ortak noktada buluşturan neydi? Hak, hukuk, adalet. İşte birçok insan
yüreğinde bu yürüyüşü ne ideolojik ne de siyasi bir yere koydu. Dedi ki bu haksızlıklara karşı bir hak arayışı. O yüzden de zaten çıktı geldi bu yürüyüşe, gönlüyle, yüreğiyle, bedeniyle katıldı. Burada olmayanlar vardı, destek olanlar vardı, dualarını edenler vardı bizlere. Gönlü kalbi her adımda olanlar vardı. Her gün burada olanlardı. Yollarda alkışlayanlar, korna çalanlar, yolunuz açık olsun diyenler, her zaman yanınızdayız diyenler oldu. Su taşıyanlar oldu, yemek vermeye çalışanlar oldu. Çok güzeldi. Yani bunları yaşamak bu ülkenin geleceğine adına ben umutlandım. Ve gerçekten büyük bir umut besliyorum ben yarın için. 9 Temmuz için, bu ülkenin geleceği için, bu ülkeye vicdan ve adalet bu topraklara hakim oluncaya kadar bu insanlar nereye olsa yürüyecekler. Benim bundan hiçbir şüphem yok. En önemli şey ne biliyor musunuz Semra Hanım? Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, en önemli şey ne? Cezasızlık kültürünü bir yere koydum. İşte yemin içip, intikam yeminleri içip gazetecileri, milletvekillerini, akademisyenleri, öğretmenleri içeri tıktılar. Onları bir kenara koydum. Kadın cinayetlerinde çocuk istismarını üstünü örttüler. Bir günde haksız tahrik indirimleriyle, ihale indirimleriyle hemen salıverdiler. Onları da bir köşeye koydum. Tabii ki yargının adaletsizliği çok önemli, çok tehlikeli. Ama daha önemlisi ve tehlikeli olan ne biliyor musunuz? Adaletsizliği gündelik hale getirdiler. Sınav yapıyorlar, adaletsiz. Çocuklarımızın hakkını çalıyorlar. Devlete atama yapıyorlar, adaletsiz. Liyakattan uzak kim yandaşsa onu yerleştiriyorlar. Kimin sesi azıcık çıkıyorsa onu sürgüne gönderiyorlar. Bakın adaletsizlik her yerde. Bugün AKP il yönetiminden referans almadan bir yere işe girilebiliyor mu Allah aşkına, sorarım size. Zeytinlikleri yandaşlara peşkeş çektiler. Doğayı eşe dosta kurban ettiler. Şimdi burada eğer adaletsizlik gündelik hale gelmişse adaletsizlik derinleşmiş demektir. İşte burada insanların eğer adalet yoksa, eğer yargıya güven kalmamışsa hepimizin adalet talebi, bunun için demokrasi ve hukuk çerçevesinde yürüyüşü, direnişi meşrudur. Buna her kim ki size lütfediyoruz diyorsa, her kim ki siz teröristsiniz diyorsa, adaleti böyle yollarda bulamazsınız diyorsa, en hafif tabiriyle hiç kusura bakmasınlar. Hadleri değildir. Biz adaleti bu topraklarda yeniden hakim kılacağız. Onların zulmüne son vereceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Evet, geçen gün diyorlar ki bizim yürüyüşümüz için, adalet yürüyüşümüz için, bu diyorlar gaflet yürüyüşü. Ya gaflet ve delaletin ne olduğunu kendileri çok iyi bilirler. Bakın kendileri gaflet ve delalet uykusundayken biz onları çok uyardık, çok uyandırmaya çalıştık. Ha burada kırmızı halılarla PKK ile otururken, FETÖ ile işbirliği içinde, bugün ordumuza kumpas kurarken, delillerle iddianame hazırlarken biz onları çok uyandık. Ama gaflet uykusundan uyanmadılar. O yüzden bu uykudan uyanmayanlar, gaflet ve delalet içinde, hatta hiyanet içinde olanlar dönüp bizlere hiçbir şey söyleyemezler. Ne kadar büyük duygu yoğunluğu değil mi bu, bize Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına hatırlattığı değerler. O kadar inanılmaz ki bu 23 gün boyunca, o kadar uzun yürümeyelim. Semra Hanım, referandumu hatırlıyorsunuz. Referandumda hayır diyenler için demediğini bırakmadılar.
Bizler bu ülkenin namuslu insanlarıyız. Vergisini ödeyen, harama elini uzatmayan, neyin adil, neyin adil olmadığını bilen insanlarız. Bizlere, benim anama babama, benim yavruma, benim arkadaşlarıma, benim yoldaşlarıma kimse terörist diyemezler. Eğer terörist arıyorlarsa dönüp kendi içindeki FETÖ'cülere bakacaklar. Dönüp Oslo'da PKK ile pazarlığa oturanlara bakacaklar. Gene olmadı dönüp ne istedik de vermedik diyenlere bakacaklar. Eğer gene bulamazlarsa dönüp aynaya bakabilirler. Muhakkak ki orada terörist bulacaklardır, buna inanıyorum. Evet. Güneş balçıkla sıvanmaz diyoruz zaten. Güneş balçıkla sıvanmaz. Tam da hakikatin ortasındayız. Hakikat biziz. Adalet isteniyor ve adalet alınacak. O adalet gelecek diyelim. Şimdi bu arada gurbetçi lakaplı Coşkun Aslan'ı bir türlü alamadık sahneye. Onun için sesini duyamadınız. Biz horon ezgileri çaldık ama o ezgiler eşliğinde bir alsak mı? Bir konumlandıralım sizi sahneye. Çok nazlandınız. Buyurun. Karadeniz doldu da daşamadı. Etmeyen o sevdalı edenler yaşamadı. Etmeyen o sevdalı edenler yaşamadı. Koy verdun gittin beni oy, koy verdun. Allah'ımdan bulasın oy, Allah'ımdan bulasın. Kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana galasın oy, yine bana galasın. Kimse almasın seni, kimse almasın seni. Yine bana galasın oy, yine bana galasın. Sevdim senin aşkın oy, ciğerlerimi dalma. Düşünmedin sen oy, hiç mi düşünmedin sen oy? Sevdim de inanma, sevdim böyle ağlar, sevdim böyle ağlar. Elinize yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bir gurbetçi olarak sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Coşkun Bey, yine dinleyeceğiz sizi. Biz biraz sohbet edelim, olur mu? Okey, olur. Okay, tamam. Ağzınıza sağlık. Evet, tabii bir yandan Anadolu'nun ezgileriyle, bir yandan da duygu yoğunluğumuzu yitirmeden sohbetimizi sürdürelim istiyorum. Çetin Bey, şimdi o kadar çok kişinin emeği var ki arkada, değil mi, bir yandan da? Yani hani ben unutamadığım şeyler derken belki
hep birlikteyiz ama bazıları arkada çalışmak zorunda. Belki bilmiyoruz, belki kimisinin amblemini görüyoruz sadece. Ama o kadar büyük bir emekle çıktı ki bir anda Sayın Kılıçdaroğlu yarın ben 11'de elimde adalet yazımla, dövizimle yürüyorum dedi ve bir anda herkes organize oldu. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu bu 23 gün boyunca çok dikkatimizi çekti. Büyük bir kalabalık geçiyor, konaklıyor, geçiyor, gidiyor ama arkasında bir çöp dahi bırakmıyor. Çevreci bir yürüyüş aynı zamanda. Nasıl oluyor bu kadar titizlik, dikkat? Evet. Şimdi aslında 23 gündür Türkiye'de bir tek konu var. O da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüyle birlikte bütün ülkenin bütün objektifleri olumlu ya da olumsuz hep bizim üstümüzde oldu. Yani sizlerin üstünde oldu. Çünkü bu ülkenin adalete susamışlığının kanıtı sizlerdiniz. Aslında mimar da sizsiniz. O kadar çok büyük gayret de göstermedik. Sadece dedik ki kuralları koyduk. Biz, o zaman bu yurttaşlık bilinci oluyor. Kesinlikle. Ve bu birilerine de örnek olsun. Saraya da örnek olsun. Sizin yaptıklarınız saraya da örnek olsun. Öyle baskıyla, zulümle, zalimlikle bu ülkenin yönetilemeyeceğinin kanıtları da sizsiniz. Biz yola çıktık. Biz yola çıktık. Değerli milletvekilimiz Sayın Enis Berberoğlu o gün 15 Haziran günü, 14 Haziran günü mahkemenin adil olmayan, delile dayanmayan bir kararıyla tutuklandı. Ve üstelik de hüküm giydi sözde. 25 yılla hüküm giydi. Aslında bütün üst mahkemeler ve yolları açıkken bugüne kadar hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hem de dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yargılama olmamıştı. Biz o gün, çarşamba günüydü o gün, 14 Haziran, olağan MYK'yı yapıyorduk. MYK'mız bitti. Sonra bu karar Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Olağanüstü toplandık. Ne yapalım dedik? Bütün MYK üyeleri ne yapalım dedik? Yürüyelim. Arkadaşlar yürüyelim, artık başka bir çaresi kalmadı. Çünkü 20 Temmuz'da bakın 15 Temmuz hain FETÖ'nün darbeyi gerçekleştirmek isteyip başarılı olamadığı, 249 şehit verdiğimiz 15 Temmuz halkın önemli bir direnişiyle karşı konulmuştur. Bir de sarayın 15 Temmuz'u vardır. Bunu birbirinden ayırt edelim. Bir de 20 Temmuz var. 20 Temmuz'da darbe girişiminden istifade eden sarayın darbesi, sivil darbesi vardır. İşte ona karşı biz 14 Haziran'da, yani geçtiğimiz 14 Haziran'da artık bardağı taşıran son damlanın Enis Berberoğlu olduğunu, ama sadece Enis Berberoğlu için değil, demokrasi, adalet, özgürlükler, ekmek, birike birike bu noktaya geldi sonuçta. Dedi. Ve o anda karar verildi. Grupla birlikte, grubumuzla birlikte, değerli milletvekillerimizle birlikte daha sonra kararın üstünden geçtik. O gece çıkalım dedik. Olmasın, hadi sabah yapalım dedik ve yola çıktık. O yolda aslında kutlu bir yolculuğa çıktınız. Geleceğe örüyorsunuz. Hem Türkiye için hem ülkemiz için birlik beraberlik talebiniz var. Ve burada adını anmak istediğim, Türkiye'de bizim 217 belediyemiz var. Hepsi birbiriyle yarıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin organizasyon yeteneğini sadece Türkiye değil bütün dünya gördü arkadaşlar. Bütün dünya gördü. Teşekkür ederiz. Bugüne kadar bu kadar büyük bir kitlenin yürüyüp de tek bir toplu iğneye bile ihtiyacı olmadan bütün ihtiyaçlarının karşılandığı bu kadar uzun bir yürüyüş yok. Bu kadar uzun bir yolculuk yok. Bu kadar büyük kalabalıkların, büyük kitlenin
katıldığı başka bir organizasyon. Ama yan yana rekora gelmeye, gidiyorsunuz. Yan yana gelmeye, beraber yürümeye ne kadar ihtiyacımız evet. varmış. Ne kadar rekora gidiyorsunuz. Varmış. Omuz omuza, kol kola rekora gidiyorsunuz ve buradan gerçekten hem adalet doğacak, hem birlik doğacak, hem beraberlik doğacak, hem de bir arada yaşamanın o güzel duygularını hep birlikte yaşayacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Kesinlikle. Evet, Gurbetçi Coşkun, bizim coşkumuzu nasıl yansıtacaksın acaba? Horonla yapalım. Tabii biz de buraya boşuna gelmedik. Biz gönül adamıyız, halk adamıyız. Biz de barıştan yanayız. Doğruluktan, adaletten yanayız. Savaşa hayır diyeceğiz, ırkçılığa hayır diyeceğiz. Ayrımcılığa hayır diyeceğiz. Fransa'da bu işlerden bazı etkinliklerde de bulunuyoruz. Ben herkese teşekkür ediyorum. Horon yapalım mı şöyle biraz? Soğuk da yok. Gerçi yoruldunuz. Ben uçaklan geldim de. Hocam bir horon yapalım ağır bir parça öyle. İçimiz kıpır kıpır hala diyor izleyenlerimiz. Teşekkür ediyorum. Hem de elleri vuralım. Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm. Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm. Oy kay bana sevdalık ben ne hallere düştüm. Oy kay bana sevdalık ben ne hallere düştüm. Al aşağı vur bizi, baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Al aşağı vur bizi, baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Haydin bakalım. Elleri görelim, ayaklar omuzlar. Ava, ava, Kızıl ağaç benimsin, beleklerin delinsin. Kızıl ağaç benimsin, beleklerin delinsin. Bu yılda evlenmiyorum, güzel kızlar sevinsin. Bu yılda evlenmiyorum, güzel kızlar sevinsin. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi. Baban görürse bizi, öldürür ikimizi. O kadar kolay mı? Ava, ava, ava. Bir daha. Var ol ustalarım. Gidiyorum gidemiyorum, az doldur içemiyorum. Gidiyorum gidemiyorum, az doldur içemiyorum. Geçtim nicalarından, bak sizden geçemiyorum. Geçtim nicalarından, bak sizden geçemiyorum. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi. Baban görürse bizi, öldürür ikimiz. Baban! Oy kemence kemence neredeydin dün gece? Oy kemence kemence neredeydin dün gece? Alır kırarım seni eğlencesin eğlence. Atar kırarım seni eğlencesin eğlence. Al aşağı vur bizi baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür mü? Bir daha aydın eller. Baba baba. Vur elleri ellere, elleri koy bellere. Vur elleri ellere, elleri koy bellere. Verelim ha burayı okunan gazetelere. Buraları verelim okunan gazetelere. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi. Baban görürse bizi, öldürür ikimizi. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi. Baban görürse bizi, öldürür ikimizi. Çok teşekkür ederiz. Alkış veren elleriniz dert germesin. Çok zamanımız olursa yine çalı söyleyeceğiz.
Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın diyorum ama buradayım. Alkışlar üstadların olsun. Siz teşekkür evet, ediyorum. Bekleyin lütfen. Özlemişiz horon havası dinlemeye. Teşekkür ederiz. Hüsnü Bey, siz bundan sonra örneğin pazar günü o büyük... Gelecek. Pazar günü o büyük mitingden sonra evinize ne götüreceksiniz zihninizde? Ne kaldı hafızanızda diye merak ediyorum. En önemli anlar diye, duygular diye ne ifade edeceksiniz? Tabii. Bir mikrofon alalım. Açık da sesler de çok kısık. Geliyor. Tabii az önce de söyledim. Bütün bu yurttaşlarımızla birlikte 25 günün sonunda dünyanın en önemli siyasal olayını gerçekleştirmiş olacağız. Demokratik bir ülkede ilk defa bir muhalefet liderinin öncülüğünde milyonlar yürümüş olacak adalet talebiyle. Talep o kadar meşru ve o kadar ayağa yere basan bir talep ki bu meşruiyet nedeniyle ne söylense havada kalıyor. Terörist dediler olmadı, PKK'lı dediler olmadı, FETÖ'cü dediler olmadı, işte yönleri Kandil'di, Pensilvanya'ydı dediler olmadı. Olmama sebebi 15 yılda ülkede adaleti yok ettikleri gerçeğidir. Bakın bu o kadar gerçek ki biz adalet için yürüyoruz. Bu ülkenin her görüşten yurttaşı 15 yıldır ülkeyi yönetenler demokrasi nöbetine çağırıyorlar milleti. Yani bu şu demek. Ülkede hem adalet yok hem de demokrasi tehlikede. İktidar diyor bunu bir de değil evet. mi çağırırken? Yani hani bir yıllık, 15 aylık ne bileyim ben 6 aylık iktidar olursunuz da milleti demokrasi nöbetine çağırırsınız. Aman gelin demokrasi tehlikede. 15 yıldır iktidar. Son 3 yıldır tek adam yönetimi var. Ve şimdi işte YSK darbesiyle bir de başkan olmuş. Hani masaldaki gibi durmadan bir şey olmak istiyor. En sonunda neredeyse tanrı olmaya kalkacak falan. O durumda bile milleti demokrasi nöbetine. Peki bana bir kişi çıksın söylesin. Acaba demokrasiyi nöbetle korunur duruma kim düşürdü bu ülkede? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Cumhuriyet Halk Partililer mi? Adalet yürüyüşçüleri mi? Kim düşürdü? Ben 9 Temmuz'da ben 9 Temmuz'da Maltepe'de milyonlarla buluşacağımızı biliyorum. 9 Temmuz'da Maltepe'ye gelemedikleri halde yüreği bizimle çarpacak daha pek çok milyonlar olduğunu da biliyorum. Hatta bu ülkede Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla mücadele edecek, adil bir düzen kuracak diye oy vermiş milyonlarca yurttaşımızın da yüreklerinin bizimle attığından eminim. Onun için ben 9 Temmuz'da Maltepe Meydanı'ndan ayrılırken bir başlangıcı yapmış olma bilinciyle evime umut götüreceğim. Evime adalete olan güven duygusunu götüreceğim. Ve evime 25 gün 450 kilometre yolu birlikte yürüdüğümüz bu güzel insanların sevgisini, ilgisini götüreceğim. Onun için hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne kadar içten geliyor değil mi? Ne kadar içten söylüyorlar. Neden öyle? Neden öyle? Semra bir problem var demek ki. Nedeni şu. Çünkü insanı insan yapan en temel duygulardan biri adalet duygusu. Bakın dünyada milyonlarca tür canlı Allah yaratmış yaşıyor. Ama sadece insan kaba kuvvetle değil adalet duygusuyla, içgüdüleriyle değil
öğrenilmiş duygularla hareket ediyor. Dolayısıyla adalet o kadar değerli bir kavram ki onun için insanlar coşkuyla hak, hukuk, adalet diye bağırıyor. Bakın bugün ülkede artık bir hukuk devletinden söz etmenin imkanı yok. Bu ülkenin yargıçları cübbelerinde ilik düğme arar duruma gelmişler. Bu ülkenin insanları adaleti, hakkı, hukuku artık yargıda arayamaz duruma gelmişler. Bir partinin il ilçe başkanları yargıç, savcı atanır duruma gelmiş. Tıpkı Almanya'da, Hitler Almanya'sında Hitler'in Adalet Bakanı Frank'ın yargıçlara dediği gibi, diyor ki Frank, Alman yargıçları bir davada hüküm verirken Führer ne der buna diye düşünerek hüküm verecek. Şimdi bizim ülkemizde de saraydan talimat alınmadan yargı karar veremesin isteniyor. Onun için bu insanların ve ekranları başında bizi izleyen milletimizin bu adalet çığlığı aslında o kadar haklı ve aslında belki bu adaletsizliği yaratanlara da lazım olacak bir hukuk talebi. Çünkü hiç unutulmamalı, ayarını bozdukları kantar bir gün onları da tartar. Evet. Hüsnü Bey, gerçekten hani bu gece bir yandan da o geçen 23 günü o adalet yolunda düşünülenleri, konuşulanları, değerlendirilenleri ve bundan sonra bir başlangıç olarak ifade ettiğimiz meselenin özünü anlatıyor bize. Ama işte hava da soğuk ya, hani biz yine gurbetçi coşkunu bir sahneye mi alsak şöyle? Hava da soğuk ya yani. Ha şöyle içimiz ısınsın bir. Halay mı? Kemencelen halay biraz olabildiğince repertuarınızla. İki taş arasında kalacağız. Kemencelen halay nasıl edecek? Evet. Şimdi artık programımızın da son dilimine geliyoruz. Şöyle coşkuyla son dakikalarımızı. Mısırı kurutalım mı mısırı? Onu olur mu halay? Kurutalım, tamam. Kurutalım. Hadi bakalım mısırı kurutalım bakalım. Hocam biraz da ses azalt, herkes işitsin. Avşar. Mısırı kuruttun mu, ambarda kuruttun mu? Neden çabuk yerdi, bunları unuttun mu, bunları unuttun. Mısırı kuruttun mu, ambarda kuruttun mu? Neden çabuk yerdi, bunları unuttun mu, bunları unuttun. Kardeş sen nerelisin, bak ben de oradanım. Kardeş sen nerelisin, bak ben de oradanım. Sevdalık çekenleri kayırsın yaradanım. Bu sihri kuruttun mi, ambarda dürüttün mi? Eskiden fakiriydin, bunları unuttun mi? Haydi bakalım, hani uşaklar? Ellen dert görmez. Gelmişsin Fransa'ya, almışsın bir araba. Gitmişsin Avrupa'ya, almışsın bir araba. Köyünde karı bana demiyorsun merhaba. Bu sihri kuruttun mi, ambarda dürüttün mi? Nenen çarık ki yerdi, bunları unuttun mi, bunları. Çayır biçiyorum çayır, yanarım çayır çayır. Çayır biçiyorum çayır, yanarım çayır çayır. O kiraz dudaklardan, o kırmızı yanaktan benim bayım o. Hayır! Haydi eller, çanlasın burası. Herkes yoruldu da abi. Evlerinin önünde de yol geçeyi geçeyi, o yol geçeyi geçeyi. Bu zamanın kızları da
Delikanlı seçeyi, oy delikanlı seçeyi. Çayır bitiyor çayır, yanıyor çayır çayır. Çayır bitiyor çayır, yanıyor çayır çayır. Ben sana demedim mi benim bayım o? Hadi hadi 61. Evin önü yol oldu da ben geçtim da ne oldu? Oy ben geçtim da ne oldu? El alem sevda etmiş oy ben ettim de ne oldu? Oy ben ettim de ne oldu? Çayır bitiyorum çayır, yanıyorum çayır çayır. Çayır bitiyorum çayır, yanıyorum çayır çayır. Ben sana demedim, sana demedim de benim bayımı, hayır benim bayımı, hayır. Çalı söyleyeceğim sabaha kadar. Ofum, maçkalıyım maçkalı, sar bana o kolları. E kız sana yedirdim kazandığım bunları. E kız sana yedirdim kazandığım bunları. Çayır biçiyorum çayır, yanıyorum çayır çayır. Ben sana demedim, yar sana demedim mi benim bayımı, ayıp. İki dakika daha sınalım yine. Tamam tamam tamam. Çal kemencem çalmıyor da uyan yar uyanmıyor, ay uyan yar uyanmıyor. Ha bu ne insanlara da çanlarım dayanmıyor, ay çanlarım dayanmıyor. Çayır bitiyorum çayır, yanıyorum çayır çayır. Çayır bitiyorum çayır, yanıyorum çayır çayır. Ben sana demedim mi, yar sana demedim mi, benim bayımı, hayır benim bayımı, hayır. Çok teşekkür ederiz. Elinize kolunuza yüreğinize ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Biz yine buradayız herhalde. Az önce hoşçakalın dostçakalın dedik ama yine buradayız. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Programımızın artık son 10 dakikası, belki ondan daha evet. Az arkadaşlarım işaret ettiler. Son mesajlarımızı verelim. Yarın artık son yürüyüş günü. Pazar günü ise simgesel bir 3 kilometre yürüyecek ve ardından miting var. Demokrasinin aslında en önemli göstergesi bu sokaklarda, meydanlarda talepleri dile getirmektir. 23 gündür bütün sıkıntılara rağmen o talepler dile geldi. Daha büyük bir ses olacak. Artık birkaç cümleyle programımızı kapatalım isterim. Çetin Bey buyurun. Kısa kısa şöyle duygularınızı alalım ve noktayı koyalım bugün. Herhalde çağrı yapacağız değil mi? Sanırım. Tabii tabii. Bir kere bu güzel yürekli insanlara gece bu saate kadar bizi burada izleyip sabahın köründe kalkıp yola hazırlanan bu güzel insanlara, yoldaşlara yürekten sevgiler sunuyorum. Bu ülke böyle güzel yürekli, böylesine ülkesini sevenler oldukça yıkılma ihtimali yok. O yürek sizde var. Şimdi çok kısa, hemen çok kısa yolda yaşadığım bir anıyı sizle paylaşmak istiyorum. Bolu Dağı'na tırmanıyoruz. Bir amca zor yürüyor. Elinde bir torba, ayağında da kötü bir ayakkabı. Koluna da gene aynı yaşlarda bir amca daha girmiş. Gittim rahatsızsanız dedim sizi, arkadan arabamız geliyor onu alalım. Birisi dedi ki çok zor durumda dedi. Öbür yaşlı amca öbürüne söylüyor. Peki dedim, girdim koluna.
Amca dedim bak şu arabaya seni bindirebilirim. Yok dedi ben yürüyeceğim dedi. İnatçı da bir adam. Ben yürüyeceğim dedi. İyi de dedim yürüyemiyorsun. Önde dedi benim liderim yürüyor. O benden dedi 4 yaş büyük. O yürürken ben burada bir arabaya binmeyi kendime yediremem dedi. İşte bu. İşte 65 bu. Yaşında. Başka söylenecek bir şey yok bence. Evet, evet. Böylesine bir duygu bu. Adalet duygusu, demokrasi talebi böyle bir duygu. Bu duygu hepinizde var. Bu ülke yıkılmaz arkadaşlar. Teşekkür Hepinize ediyoruz. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel yurttaşlarına teşekkür ediyoruz. Böyle sıradan alalım duyguları. Evet, 23 gündür adalet için yollardayız. Çağrımız herkese, çağrımız tüm mağdurlara, mağdur olmayıp mağdurun yanında olan vicdan sahibi insanlara, herkese. Yeter ki adaleti içselleştirsinler, yeter ki adaleti herkes için istesinler. Evet, 9 Temmuz'da Maltepe'de buluşacağız. Milyonlar buluşacağız. Bakın, Temmuz ayındayız. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaşan günlerindeyiz. O günlerde topla tüfekle demokrasi hedef alındı. O gün belki başarılamadı ama bugün OHAL kararnameleriyle demokrasi yok ediliyor. İşte bizim isyanımız, bizim adalet çığlığımız buna. Bu ülkeye adalet gelsin, hak gelsin, hukuk olsun. Ve bizler bir diyoruz ki buradan, üstünlerin değil, hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Güçlülerin adaletini değil, haklının adaletini bu ülkede kurana kadar da bu mücadele devam edecek. Evet, evet biçimsel olarak Maltepe'de mitingimizde belki bu yürüyüş son bulacak. Ama başka şekilde, başka yerlerde bu mücadele her zaman sizlerle beraber yan yana, omuz omuza, can cana, yürek yüreğe devam edecek. Hepinize helal olsun. Helal Hepinizden olsun. Allah razı olsun. Bu enerji bitmez. Bu enerji bitmez. Biz sevgili izleyiciler, ekranlarda gördüğünüz şu an bizim bulunduğumuz bölümün diğer taraflarında, bu kampın başka bir bölgesinde de halaylar çekiliyor. Bu enerji adalet yürüyüşüne müthiş bir güç katıyor. Heyecan her noktada, bu kampın her noktasında var gecenin bu saatinde. Onca yol yüründükten sonra. Evet, çok az süremiz kaldı. 1 dakikamız var. Böyle Hüsnü Bey'e de birkaç cümle ettirelim Mahmut Bey. Son sözümüz şu. 9 Temmuz Pazar günü. Kimse pikniğe gitmesin, denize gitmesin, akşam 18'de Maltepe Meydanı'nı herkese bekliyoruz. Adalet, adalet, adalet ekmek, su, hava gibi ihtiyacı duyduğumuz bir olgudur. Herkese Maltepe bekliyoruz. Teşekkür ederim. Evet, zaten çok çok güçlü bir mesaj verilecek orada, kesinlikle eminiz, katılım yüksek olacak değil mi? Evet, kesinlikle öyle olacak. Ama benim mesajım bu ülkeyi yönetenlere, her türlüsüne, yani en yukarıdakinden en aşağıdakine, akıllı olun kardeşim. Budur. O kadar yani. Akıllı olun. Mesajı doğru alın bir kere. Görün. Bu enerjiyi görün, bu heyecanı görün. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının direncini, inancını görün. Mustafa Kemal'in ülkesi burası. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal hukuk devleti değil mi? Evet, öyle de kalacak. Budur. Böyle de kalacak. Budur. Evet, hak, hukuk, adalet diyerek geldiniz. 23 gündür.
hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet diyerek 23 gündür, ben niyeyse böyle bir yıla vuruyorum ama o şeyden, daha uzun yıllar boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşayacağından. O ruh bitmez zaten. Burada yaşıyor şu anda. Evet, programımızın artık sonuna geldik sevgili izleyiciler. Tuzla'dan yarın İstanbul'un artık Maltepe Meydanı'na 3 kilometre kadar yaklaşılacak. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Çok teşekkür ediyoruz adalet yürüyüşçülerine. Çok teşekkür ediyoruz sanat dostlarımıza. Ve programı kapatırken bence artık bekle bizi İstanbul demeyelim mi? Hak, hukuk, adalet. Bekle bizi İstanbul diyelim mi? Adalet. Hak, hukuk, adalet. Bekle bizi İstanbul. Hak, hukuk, adalet diyerek geliyor. Adalet yürüyüşçüleri diyelim. Hak, hukuk, adalet. Evet, söylenecek başka bir şey yok. Hak, hukuk, adalet. Bekle bizi İstanbul diyoruz sevgili izleyiciler, adalet yürüyüşçüleri. Ve 23 günün sonunda, 24. günün akşamında herhalde o miting alanında, yani duymayan da kalmayacaktır bu sloganları, hak, hukuk, adalet cümlesini. Evet, o coşkuyu görmeyen de kalmayacaktır diye düşünüyoruz ve programımızı burada kapatıyoruz. Tuzla'dan iyi geceler diyoruz sevgili izleyiciler sizlere. Hoşça kalın şimdilik.